Biliyorsunuz Şuşa'ya gidecektim. Gidemedim. Oturum kimliğimi daha yeni aldım. 2 gün önce aldım bundan. Ondan sonra bir Türkiye'de deprem oldu. Hani insanlar bu kadar yastayken benim de burada hani gezmek, ne bileyim, hani bana tuhaf geldi. Ha, diyeceksin ki deprem bitti mi? Yok, bitmedi. Şu anda depremin 20. günü. Yani 20 gün önce oldu deprem ama arkadaşlar, yani biliyorsunuz hayatta bir şekilde devam ediyor. Yani ister istemez üzüntüyle de olsa hayata adapte olmak zorunda kalıyoruz. Malum işte bizim de bakmam gereken çocuklarım var, eşim var, hedefimiz var. Biz bu göç serüvenine çıkmamızın sebepleri var. Bunları yerine getirmemiz lazımdı. O yüzden tekrardan depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına sabır diliyorum. Yetim kalan evlatlarımıza Rabbim hayırlı, güzel insanlar nasip etsin. Karşılarına iyi insanlar çıksın. Gelecekleri güzel olsun diye dua etmekten başka şahsen benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Durum bu. Anlatabileceklerim bu kadar. Yani Allah'ım inşallah bir daha yaşatmasın. Türkiye'dekiler de, yani müteahhitleri, devleti, inşallah bunlara yani bir önlem alır devletimiz. Yani bir şey diyemiyorum, bir önlem alsın. Yani yapılarımı denetliyorlar. Çok katlı bina mı yaptırmıyor? Yani bir şey yapsınlar, yani bir şekilde bunun önüne geçsinler lütfen artık ya. Vallahi yani bu tarz haberler duymaktan, işte Van depremi, Elazığ, Erzincan, ne bileyim İzmit, Kocaeli, Maraş, Adana, Hatay, yani insan olarak vicdanlar sızlıyor ya. Gerçekten sızlıyor. Buna bizim bir önlem almamız lazım. Yani biz bir Japonya kadar değil miyiz? Yani bu binaları daha iyi yapamıyor muyuz ya? Adamlar orada 9 şiddetinde deprem oluyor, evinde oturuyor, gülüyor yani. Biz de camlardan atlıyoruz, kapılardan kaçmaya çalışıyoruz. Kaçarken ölüyoruz yani. Opera binası gibi diyelim. Buradaki de Müslüm, adını da soyadını söyleyemedim, onun heykeli. Yaşarken dikkatimi çekti, ilk defa gördüm burayı. Değişik bir yer. Güzel bir yer. Bu şekilde çevirmeleri hoş olmuş. Yani güzel, değişik bir binaydı. Benim hoşuma gitti. Sizlerle de bunu paylaşmış oldum. Müslüm Makameyev'miş. Makameyev. Yani bu heykeli de, binanın önünde heykeli olan kişi de. Değişik böyle etrafı var. Bir yer. Güzel yani ya. Güzel bir bina. Valla değişik ya. Böyle sizlerle güzel yerlerle paylaşmak hoşuma gidiyor. Bakın şunlar da böyle çok eski Sovyet evleri. Sovyetler zamanında yapılmış. Yani Sovyetler Birliği zamanında yapılmış binalar böyle. Arkadaşlar şu anda bu binadaki daireler var ya, evler çok pahalı ha. Hakikaten çok pahalı, hani böyle eski meski, ama burada oturanlar falan da var işlerinde. Hani dehşet pahalı yani. Gerçekten dehşet pahalı. Şöyle bakın, daha eski böyle yeni binalar var. Sovyetler zamanında yapılmış. Bunlar da hani böyle değişik evler. Hani bunlar falan gerçekten çok pahalı. Hani burada geldim işte, ben bu binadan bir daire falan almak istiyorum. Ben alamam. Öyle söyleyeyim, ben alamam. Ha, alabilen de hani gerçekten çok manyak paralar vermesi lazım ki o evi alabilsin. Yoksa o da alamaz yani. Öyle. Yolum devam ediyor. Yani bir ufaktan acıkmadım değil. Hatta bayağı bir acıktım. Şimdi bu İçerişehir metrosunun oraya geldim. İçerişehir metrosunu orada hatırlıyor musunuz? Bir kere kutap yemiştim burada. Yine bir kutap yiyeceğiz. Öyle yani. Yiyeyim. Biraz karnım doysun. Biraz 5 dakika bir insana döneyim. Sonra yoluma tekrardan devam edeceğim. Ben ne şanssız bir adamım. Kapatmışlar yani. Kapatmışlar diye tadilata almışlar. Yiyemedik be. Vallahi yiyemedik. Yani. Neyse. Gidelim. Ah, gideceğimiz yere, varacağımız yere doğru geçelim.
Orada bakarız artık. İşimi gücümü halledeyim. Alabileceklerim varsa onları alayım. Size bakın bir bina göstermek istiyorum ama binanın ihtişamını da böyle görmeniz lazım. Şöyle. Şu anda yukarıda çan çalıyor. Ve burada belli bir saate geldiği zaman yani saatte çalıyor. Saat başı diyelim. Baki Şehir İcra Hakimiyeti. Yani o oradaki çan şu anda hani, Hristiyanlar için çalınmış bir çan değil. Onu size öncelikle söyleyeyim. Buradaki çan saat var burada. Ama şöyle saat şu anda 5 oldu burada. Saat 5 oldu ve çan çaldı. Demek ki saat başı burada bir çan çalıyordu. Şimdi şehri ben de sizler gibi gezerken öğreniyorum ama bakın yukarıdaki görüyorsunuz işlemeleri değil mi? Güzel, güzel. Ya bir şehirde böyle tarih olmalı ya. Hani bir şeylerin böyle anlatıyor olabilmeli. Çok güzel bir şey. Bunu o yüzden destekliyorum işin açıkçası. Böyle şehirde sizinle beraber geziyoruz. Öyle. Bakın şu binaların üstlerini görüyor musunuz? Çatılarda bu baca çıkışlarını falan. İşlemelere bakın orada. Hani kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama hakikaten güzel ya. Mesela şuradaki çatılar falan var bakın. Üstteki. Yani burada o yapıyı korumaya çalışmışlar yani. Güzel ya. Yani bana bilmiyorum bana çok değişik geliyor. Çok güzel geliyor ya. Ben seviyorum böyle. Hani mimari yapılarda böyle o el işçiliğini, o özeni hakikaten çok seviyorum yani. Çok güzel gösteriyor kendini. Bakıyorum bu tarafları da bu konuda gerçekten çok iyi. Daha önce biliyorsunuz birkaç videomda da söyledim. Bakü şehri ciddi bir hani Bakü de demeyelim. Azerbaycan ciddi bir hani böyle kültür, sanat şehri yani ülkesi. Burada okuma yazma oranı gerçekten çok ciddi yüksek. Ve insanlar tarihe, sanata çok büyük önem veriyorlar. Burada mesela musikiye çok büyük önem veriyorlar. Burada bir mesela Muğan merkezi var. Azerbaycan, nasıl söyleyeyim hani bunu bilmeyenler için Azerbaycan Türk halk müziği gibi bir şey değil. Buna çok ciddi önem veriyorlar ve bunun için insanlar burada hani bir merkez yapmış. Gidiyorlar orada. Sanatlarını keşif ediyorlar, öğreniyorlar. Güzel bir şey yani. Ben de sizlerle beraber şehri şu anda geziyorum. Böyle. Size burada şimdi bir yer daha göstereceğim. Hani hakikaten böyle geçerken çok değişik binalar görüyorum. Hani değişik derken çok böyle hani güzel işlenmiş, özenilerek yapılmış. Mesela bakın bu da o binalardan biri. Yani bunun gibi birçok bina var. Bakın çatısına falan. Üstlerine. Bu bina da size daha önce gösterdiğimi hatırlıyorum sanki ama hani bu açıdan, bu detaydan sizlere göstermedim. Böyle göstermek istiyorum. Hakikaten bakın böyle bu tarz binalar burada çok fazla ama bunun o dışındaki mesela baksanıza ne kadar güzel işlenmiş ya. Hakikaten çok güzel böyle işlemeleri falan. Bakın şurada böyle seramik gibi yapmışlar yıldızı görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Burası bir üniversite, onu da size göstereyim. Milli Elmler Akademiyası Reyaset Heyeti'nin olduğu bina bu. Şu şekilde. Size geçen videoda da buradan giderken binanın tarihçesini göstermiştim. Burada. Böyle. Güzel ya. Ben hakikaten burayı sevdim yani. Burası güzel bir ülke. Tatlı bir ülke. Hoş bir ülke. Tekrardan yine aynı yerlere geldik. Ben tabii ileriden döneceğim. Yolumu değiştireceğim. İçeri şehrin olduğu giriş. Geçen videoda geldim. Biliyorsunuz füniküllerle yukarı çıktığım için yukarıdan aşağı yürüyerek iniyorum. Yürüyerek indiğim yolda benim gideceğim yere 5 kilometre. Şu anda 5 kilometrelik mesafeyi yürüyorum. Ve giderken de sizlere buranın detaylarını göstermeye çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Şimdi ben nereden geldim? Böyle yukarıdan Mehmet Emin Resulzade Küçesi yani caddesinden yürüdüm. Buraya doğru geldim. Burası neresi? İşte Targovu. Daha önce biliyorsunuz buradaki heykelleri çekmiştim.
Cafer Cebrail'i, Nesimi'yi. Burada işte hani çekmiştim materyal. Şu anda isimleri aklıma gelmiyor. Kusura bakmayın. Yoruldum biraz da. Geldim. Buradan Nizami Küçesi'ne doğru geçeceğim. Yürüyorum. Biliyorsunuz başlangıç noktamda yani finikülerden indiğimde ki başlangıç noktamdan gideceğim noktaya 5 kilometre bir mesafe var ve bu mesafeyi yürüyorum. Ben böyle yürümeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor ya, böyle tek başımayken yürümek gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Çok yani böyle tad alıyorum ya. Ben de böyle değişik yerler görüyorum, değişik insanlar görüyorum. Böyle de açmışım navigasyonumu ki yanlış yerden gitmeyeyim. Onu da söyleyeyim, burada internet pahalı. Hakikaten pahalı. Bu kanayan bir yaramız yani. İnternet paketi almak burada kanayan bir yara yani. Bu şekilde öyle gidiyoruz. Targovun'un. Biliyorsunuz buradan geçmiştik. Daha öncesinde. Ne burada da. Böyle. Gidiyorum. Bir kameradan çekiyorum. Daha önce yine biliyorsunuz Targovun'un bu meydana gelmiştik. Yolumun üzerine sizlere böyle çekerek göstermeyi seviyorum. Sizler de benimle beraber Azerbaycan Bakü sokaklarını keşfedin. Görün. Buradaki yolları, insanları benimle beraber izleyebilirsiniz. Bu arada tekrar ediyorum. Kanala abone olmayan, bu kısmı izleyen lütfen hemen alttan bir kanala abone olabilir misin? Ya bir destekler bizi de heyecanlandır ya. Biz de daha çok içerik çekelim. Daha çok içerik üretelim. Öyle. Etrafımı da sizlere göstereyim. Yürüyeceğim biraz daha. Bu arada ara ara kapatıyorum ellerimi ısıtmak için. Dediğim gibi eldivenim yok. Ve ellerim acayip üşüyor yani. Parmaklarım uçlarını hissetmiyorum. O derecede havada bir soğuk var. Bugün nedense bilmiyorum, çok keskin bir soğuk var. Sabah biraz kar yağdı. Tutmadı ama bayağı böyle bir yağıyordu. Sonra kesti. Ondan dolayı ara ara bazen kapatıyorum. Kusura bakmayın. Parmaklarımın da sağlığını düşünmek zorundayım. Böyle gidiyoruz bakalım. Biraz ellerimi ısıttım, tekrardan kamerayı açtım. Çevreyi göstereyim size. Şimdi neredeyiz? Targovun'un çıkışında. Daha önce biliyorsunuz şurada bir taksi beklemiştik. O cadde üzerinden doğru yürüyorum. Bu şekilde. Size de etrafı göstereyim. Sizlerle beraber geziyoruz. Burada böyle bir yerimiz var. Şöyle etrafı göstereyim. Şurada bir kebapçı olacaktı. Heh, namlı kebap. Ya şu namlı kebap bizim Ayten'le ilk yemek yediğimiz yer diyelim. Çok güzel bir yer. Gelirseniz buraya mutlaka oraya uğrayın. Mado'ya uğramayın. Tavsiye etmiyorum. Niye bu Mado ile ilgili laf söylüyorsun diyenler olacak bana. Evet. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, ben biraz bazı konulara hassas bakıyorum. Şimdi bu Mado'nun içinde şubeleri vardı. Ve orada da bizim Doğu Türkistan'da da biliyorsunuz soydaşlarımız var. Bu Mado'nun sahibi, bu soydaşlarımız hakkında internetten bakarsanız görürsünüz, böyle ileri geri konuştuğu kelimeler var. Ondan dolayı da pek işin açıkçası Mado'lara girmiyorum. Hani mecbur kalmadığım sürece, yanımdaki insanlar gitmediği sürece girmiyorum. Durum bu. Bundan dolayı bir kılım yani. Öyle de tarafımı göstereyim. Yolumuz uzun. Yürüyeceğiz. Böyle. Ne kadar kalmış? 1,5 kilometre kalmış. Gideceğim yere gideyim de şu GoPro'ya süngeri midir, kılıfı mıdır, rüzgarı kessin diye neyse onu alayım. Çünkü çok fazla rüzgar ve gürültü sesi geliyor. Ben mesela işte çok yürüdüğüm zaman biraz da kilo da var bende. O yüzden biraz hırıltılı nefes alıyorum. O çok gidiyor. Bunları farkındayım. Mutlaka yani ben bile izlerken rahatsız oluyorum.
İlla ki sizler de izlerken rahatsız oluyorsunuzdur. Onu düzeltmek için gideceğim. Oradan neyse işte gereken onu alacağım. Burada bir de öyle GoPro'nun malzemeleri her yerde yok. Daha doğrusu hiçbir yerde yok. Bir tek çok araştırdım, internetten falan sordum, soruşturdum. Bu gideceğim yeri buldum. Şimdi oraya doğru geçiyorum. Oraya da dediğim gibi 1,5 kilometrem kaldı. Öyle. Şimdi ben böyle yolda geçiyordum. Yine böyle heykeller burada, dediğim gibi Azerbaycan. Yani bir kültür sanat ülkesi. Burada bakın bu şekilde Nizami Gencevi'nin bir heykeli var. 1141-1209 yılları arasında yaşamış bu şekilde. İran toprakları üzerinde yaşamış daha çok. Fars edebiyatını ve dilini ön plana çıkartmış. Eserleri de zaten Farsça yazılma o dönemde. Ki hani normaldir çünkü o dönemlerde Fars edebiyatı hani hakikaten çok ileride yani. Öyle olması gayet normal. Ben daha hala yürüyorum. Şöyle bir etrafım var, çevrem var. Göstereyim size. Bu şekilde. Şimdi karşıya geçmek için bekliyorum. Böyle. Bakın yollarında, caddelerinde. Vallahi çok yoruldum. Bayağıdır da yürüyorum. Şimdi yeşil ışık yanmasına bekliyorum. Karşıya geçeceğim. Burası da Bakü'de merkez. Söyleyeyim. Bu caddenin adı Hakani Küçesi diye geçiyor. Şu anda benim yürüdüğüm cadde. Etrafı göstereyim, binaları burada. Öyle ya, elimden geldiği kadar vallahi sizlere göstermeye çalışıyorum. Bakü'yü, resmen Bakü'yü beraber geziyoruz ya. Yani bir deprem zamanı bir 10 gün, 15 gün video çekmedim. Onu da bana hak verirsiniz yani. Neyi çekeceğim pek de yani, çekmek istemedi, canım sıkıldı biraz. Onlar da daha yeni yeni tekrardan videoları çekiyorum. Size gün ve günümü atıyorum yani. Hani takip edebilirsiniz ya. Vallahi. İzleyin, takip edin. Bize destek olun. Para istemiyoruz ya. Vallahi bedava ya. Abone olun. Beleş. Vallahi beleş. Vay be. Maserati. Güzel araba ama ha. Vallahi olsa da binsek güzelmiş. Böyle etrafı beraber gidiyoruz. Neyse gideceğim yere de bir 500 metre kaldı. Kamerayı kapatayım çünkü hakikaten kolumu kaldırıp da böyle çekecek daha halim kalmadı. Üstüme çantam var böyle. Laptopum, şimdi bir yere geçeceğim. Orada editler falan yapacağım. İşte bir kahve falan içerim. Bilgisayarda yapılacak işlerim, onları da yapayım. Aradan çıkartayım. Öyle. Günümüzü devam ettiriyoruz. Sokaklardayız. Yürüyoruz, geziyoruz. Bildiğiniz Bakü sokaklarındayız ya. Vallahi Bakü'nün sokaklarındayız yani. Vay, 37 yaşında yürümeye başladık mı diyelim ya da böyle gezmeye mi başladım diyelim. Güzel şey, güzel. Hoşuma gidiyor benim. Şimdi ileri gitmişim bayağı bir. Geri geleceğim. Aradığım şeyi aradığım yeri de bulamıyorum. Böyle de bir sıkıntı çekiyorum şu anda burada. Ya yeri neydi diyor. Grand Mart Market midir nedir? İçindeyiz dedi. Sordum. Vallahi bilmiyorum. İnşallah boş boşuna yürümüyorumdur. Bu şekilde. Bakalım Grand Mart Market falan pistan. Bir şeyler. Neyse dur şunu bulayım da. İnşallah kapanmamıştır. Çünkü saat 6 oldu. Bugün de cumartesi, kapanabilir. Dur bakalım neyse. Şimdi ben şeyimi aldım. Bunun kılıfını, zamazinosu neyse aldım. Çünkü dediğim gibi şu şeye gideceğim. Hava çok rüzgarlı olacak. Kobustan'a gideceğiz. Şahdağ'a gideceğiz. Buralarda hava çok rüzgarlı olacak. Ve sizler daha çok rüzgar sesi duyacaksınız. O yüzden mecburen almak zorundaydım. Şimdi geldim böyle bir yerde. Ben bir döner yiyeceğim.
Ondan sonra biraz kanlı maç. Kaç saattir dışarıdayım? 5-6 saattir. Durum bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bundan sonraki görüntüler ertesi günden. Herkese merhaba. Biz şimdi nereye geldik? Nereye mi geldik? Valla şöyle etrafımı göstereyim. Sisli bir Bakü havası. Ve bayağı bir sis var. Yani bilmiyorum kameraya nasıl yansıyor ama mesela şu binaların falan üstleri falan gözükmüyor. Sisli bir Bakü havasında size savaş ganimetlerini göstermeye geldim. Burası savaş ganimetleri parkı olarak geçiyor. Şimdiki size göstereceğim yer. Burada şanlı Azerbaycan ordusunun Karabağ Savaşı'nda Ermenilerden elde ettikleri ganimetleri sergiledikleri bir park. Ve bu park üzerine de biz burada bir nebze olsun o savaşın şiddetini de göreceğiz. Yani ne kadar şiddetli olduğunu da burada görmüş olacağız. Şimdi ben parka doğru geçeceğim. Geçmeden önce hani nereye geldiğimi, niçin geldiğimi söyleyeyim. Videomun mesela attığım videoların altına yorum yazanlar var. İşte ya bu parka gitsene falan. Ya arkadaşlar vallahi gidiyorum her yere elimden geldiği kadar. Ama biliyorsunuz ki bizim de burada bir işimiz var. Yani yaşadığımız belli bir süreç var. Biliyorsunuz biz buraya bir geç konuşamadım ya. Göç serüveni diye çıktık. Biz bu serüvende burada başımıza gelen olayları ailemizle birlikte başımıza gelen olayları sizlere anlatıyoruz. Hani ne yaptık, nasıl vize aldık, ne olacak, nereye gideceğiz? Bunların hepsini de tabii sıra sıra anlatıyorum. Bu şekilde şimdi ben alana geçiyorum. Sizlere göstereceğim. Kanala baştan bak videonun başında söylüyorum. İzleyen güzel kardeşim. Lütfen kanala abone ol. Kanala abone ol, canını yerim. Kurban oldum. Abone ol, videoyu beğen. Ben şimdi böyle parkın girişine doğru yürüyorum. Parkın bu arada girişini de bulamadım ama parkın dışındayım. Şimdi birazdan içeri doğru gireceğim inşallah. Size de şöyle göstereyim bakın alanda. Bak savaş zamanı elde edilen mesela ganimetle şuradaki tanklara falan baksanıza. Şu tanklara bakın ya bir sürü şeyler bilmiyorum şu anda sis var sisten gözüküyor mu? Ben şimdi buranın girişi nereden? İleriden oraya doğru geçeceğim. Bu şekilde de yandan mesela bakın düşen bombaların şeylerin. Burada da Harbi Ganimetler Parkı. Yani Azerbaycan Bakü'ye geldiğiniz zaman Bakü'ye geldiğinizde Google'dan veyahut da işte burada Uber veya da Bolt indirirseniz taksi programı yani buraya nasıl geleceğinizi de söyleyeyim. Hani Harbi Ganimetler diye yazdığınız zaman çıkıyor. Alana gelebiliyorsunuz. Sizi direkt getiriyor burada. Deniz kenarında bir yer. Denize yakın. Bakın şöyle tankları göstereyim size. Birazdan şimdi içeri gireceğiz. Bakın çadırlar falan. Savaşta ele geçirilen araçlar bunlar arkadaşlar. Şimdi hepsini göreceğiz inşallah. Dua edin içeri girelim. Güzel güzel her şeyi göreceğiz burada. Böyle de. Bakın şöyle göstereyim. Ben de içeri gireceğim. Sizlerle beraber ilk defa ben de şahit olmuş olacağım. İçeriye gezmiş olacağım. Çok sisli bir hava var. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Denizin kenarında. Öyle biraz gireriz. Burayı gezeriz. Sonra biraz da dertleşiriz. Bugünümüzü de sizler için bu şekilde geçirmiş oluruz. Şimdi ben buraya geldim. Yalnız size kötü bir haberim var. Birinci günler çalışmıyor burası. Yani haftanın bu günleri burası çalışmıyor. Kötü oldu be. Baksanıza size şöyle göstereyim. Bakın şu tanklar var ya. Bunlar savaşta ele geçirilen araçlar. Burada ZPT'ler, tanklar, obüsler, neler neler. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bakalım bir gidelim. Belki gireriz ya. Şimdi ben geçerken bir abiye sordum. Buranın dedim giriş ileride mi? Evet dedi. Bir soralım bakalım. Belki alır. Girebiliriz. Bir şansımızı deneyelim. Yani
kaybedecek bir şeyimiz yok. Sonuçta buraya kadar gelmişiz. Abi dedi kapalı bugün. Biz dedi rayondan geldik. Yani Bakü'nün dışında farklı bir ilden. Ondan sonra giremedik dedi. Bakalım ben bir deneyeceğim ya şansımı. Bir ağlayayım sızlayayım diyeyim. Ya ben Türkiye'den geldim falan. Belki kabul ederler. Şimdi abimiz ilden gelmiş. Ben başka bir ülkeden geldim diyeceğim. Bir rica edeceğim bakalım. Belki alırlar. Vallahi geldim ama işin açıkçası giremiyorum. Hani ağlarım sızlarım dedim ama yok. Ağlayıp sızlayacağım kimse de yok. Şöyle göstereyim kapalı. Hani baktım birileri var mı acaba rica edin falan dedim ama yok. İş günleri ben bilmiyordum. İnternetten de işin açıkçası baktığımda böyle bir şey yazmıyordu ama burada yazıyor. Çarşamba akşamı yani salı günü. Burada salıya çarşamba akşamı diyorlar. Çarşambaya da çarşamba diyorlar. Çarşamba akşamı yani pazar. Yani pazar günü arasında. Saat sabah 10 ile akşam 5 arasında çalışıyor. Ve kasada içeri giriş ücretli. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ücretin. Geldiğimde tekrar öğreneceğim. Kasada akşam 4'te kapanıyor. Ve pazar ertesi yani pazartesi geri iş günü yani tatil. Çalışmıyorlar. Bilginiz olsun. Bugün de birinci gün yani pazartesi. Burada pazar ertesi diyorlar. Pazartesi de burada kapalı. Şu anda giremiyoruz. Ama üzülmüyoruz. Yarın geliyoruz. Yarın buradayız. O zaman ne yapalım? Hadi gelin biraz şehri dolaşalım. Sahile inelim. Size biraz sahili göstereyim. Hava gerçi çok sisli. Hani önünüzde arkanızda hiçbir yeri çekemiyorsunuz. Biraz geçeyim sahilde yürüyeyim ya. Ya da dur ya o tarafa yürümeyeyim ya. Bu tarafa yürüyeyim. Hadi bizim yürümelerimiz meşhur biliyorsunuz. Bir 5-6 kilometre daha yürüyeyim. Ya ben bu kadar yürüyorum. Yine de zayıflayamıyorum ya. Baksanıza şuradan. Tek tek hepsini gezeceğiz. Yarın geleceğiz. Sıkıntı yapmayın. Yarın buradayız. Şöyle ben size göstereyim. Bakın bir sürü alet erdevat var. Bakın roketler falan var. Bombalar var. Bir sürü burada kamyonlar. İşte Ermenistan'dan ele geçirilmiş. Ermenilerden ele geçirilmiş. Bir sürü tank var. Kamyon var, roketler var, silahlar var. Ne bileyim ya aklınıza gelebilecek bir sürü şey var. Yarın çekeceğiz. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kısmet ben tahmin etmedim bugün kapalı olabileceğini. İşin özü. Ama yarın geleceğim. Çekeceğim. Bakın göstereyim. Hepsinin detaylarına bakacağız. Şurada bir tane Type 72 var. Ya ben bir tane oyun oynuyordum. Beni bilenler, eğer kanalda beni izleyenler, çok eski izleyenler bilirler. Ben biraz oyun, bilgisayar oyunlarını çok severim. Ve çok da oynarım. World of Tanks diye bir oyun oynuyordum. Ondan sonra. Orada Rus tankları vardı böyle. Yani Rusya yapımı tanklar vardı. Baksanıza burada o tankların hepsi var ya. Şimdi içeriden girip bakacağız. Askeri araçlar. Ele geçirilen. Bakın şurada Ermenice yazıyor. Görüyor musunuz? Bir araç var. Su taşıma mı? Artık petrol taşıma aracı mı? Vallahi ya şu Azerbaycan'ı böyle o savaş zamanı şöyle bir 10-15 gün daha bir bıraksalardı iyiydi yani. Erivan'a kadar yolu vardı da. Baksanıza şu araçları şuradan şöyle göstereyim. Neyse fazla da göstereyim de şey yapmayın. Biraz merak edin. Yarın buradayız. Geliyoruz. Ve ben şey de söylemek istiyorum. Videoların altına çok güzel olumlu yorum yazanlar var. Hani mesela işte Bakü'de şuraya git. Ondan sonra Azerbaycan'da buraya git. İşte kardeşim şöyle çekersen daha iyi olur. İşte böyle çek diyenler var. Onlar için teşekkür ediyorum. Eleştirenler var beni. Şimdi ben bazı videolarımda mesela burada eski binalar gösteriyorum. Yani işte Sovyetler zamanında yapılma. Ben şimdi bu Sovyetler zamanında yapılma dediğim zaman da hani benim açımdan şu doğru anlaşılıyor. Yani yanlış anlaşılıyorum aslında. Ya da ben yanlış anlatıyorum. Özür dilerim. Diyorum ki hani mesela Sovyetler zamanında yapılmış. Halbuki o binayı Sovyetler yapmamış. Hani o zamanın Azerbaycan halkı yapmış ya da işte burada şey olanları veya işte Sovyetlerin yıkılma zamanında işte 1990, 91, 92 zamanlarında falan yapılmış binalar var mesela.
Ben diyorum işte Sovyetler zamanında yapılmış deyince de bana kızıyorlar. Diyorlar ki işte ya onu Sovyetler yapmadı. Onu Azerbaycan halkı yaptı. Hani söylüyorlar. Çok doğru. Hani bir şey demiyorum. Evet. Bu konuyu düzelteyim. Bundan sonraki işleyeceğim mesela göstereceğim yerlerde de mesela şey diyeceğim. Bu binayı kim yaptıysa onu göstereceğim ki hani işte Sovyetler zamanında Azerbaycan halkı yapmış. Veyahut da yıkılışta yapılmış. Veyahut da biliyorsunuz işte 1910'larda 1915-20'lerde Azerbaycan burada Sovyetlere bağlı bir ülke değil. O dönemde yapılmış binalar var burada. Onları da hani söyleyeceğim. Zaten burada birçok tarihi binanın üzerinde de bir kimlik gibi asıyorlar böyle. Hani yazıyor işte ne zaman yapılmış, ne olmuş falan. Onu da göstereceğim. Hani yanlış anlaşılmalar olmasın. Bunun için de tepki aldım. Birkaç arkadaş kızdı bana. Ya işte sen Sovyetler zamanında yapılmış diyorsun ama o binayı Sovyetler yapmadı. Doğru. Hani evet. Bunları düzelteceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Park şurası. Tekrardan göstereyim. Yani eleştirin. Beni eleştirin ya. Ben böyle şeyleri severim yani. Olumlu eleştiri olsun. Ahlaklı eleştiri olduğu zaman bunları seviyorum. Olsun. Bunlar güzel şeyler. Bayağı uzun zamandır da Azerbaycan'dayız. Attığımız videolar hep Azerbaycan'la ilgili. Daha burada rayonlara, kentlere falan gideceğim ama Bakü'de çekmek istediğim birkaç şey daha var. Onları da çekip size göstereceğim. Yani ben bir de şunu söylemek istiyorum. Yani şeyi çekmiyorum hani Bakü'de şu yemek, bu yemek, işte şu. Onları çekmiyorum. Zaten birçok YouTuber gelip burada bunları çekiyorlar, anlatıyorlar. Ben burada yaşıyorum arkadaşlar. Yaşadığımı anlatıyorum. Birkaç video önce de video kapağı attım. Ben gördüklerimi anlatıyorum. Hani burada kalkıp da çok affedersiniz, özür dilerim. Bazı YouTuberlar geliyor. Yani Türkiye'den veya dünyanın başka ülkelerinden. Azerbaycan'da tuvalet adabı. Böyle saçma sapan bir içerik çekiyorlar. Hani ya arkadaşım buradaki affedersin tuvalet adabından sana ne millete ne yani. Allah Allah yani insanların tuvaletini yaparken de şey, onları çekmiyorum öyle saçmalıklar yapmıyorum. Yani ben burada yaşıyorum. Dediğim gibi biz bir göç macerası çekiyoruz. Bu göç macerası esnasında eşimle, kendimle ve çocuklarımla ilgili yaşadıklarımı anlatıyorum kanalda. Biz burada ne yaşıyoruz? Başımıza ne geldi? İyi ya da kötü? Bunu gösteriyorum. Şimdi ben her gittiğim ülkede süper diyemem. Yani ben kendimi de kandırırım, izleyenleri de kandırırım. Sizler de kendinizi kandırmayın. Yani evet Azerbaycanlıyım. Olumsuz bir şey olduğu zaman da söylüyorum videolarımda. Bunda da bir kötülük görmüyorum. Azerbaycan'ı kötülemiyorum bakın. Bazı arkadaşlar demiş ki şey yazmışlar yorumlara. Ya sen hep bizi kötülüyorsun. Allah aşkına benim videolarımdan bir tanesinde Azerbaycan'ı kötülediğim bir tane sahne çıkartın. Yok ki. Kötülemiyorum diyorum ki ama eleştirilecek konular var. Arkadaşlar eleştirilecek konulardan kastım da şu. Hani dünyanın her yerinde eleştirilecek konu var. Bugün dünyanın en zengin dört dörtlük ülkesiysen onunla da eleştirilebilecek bir konu bulursunuz. Yok değil. Ama Azerbaycan'ı ben her zaman söylüyorum. Ülke çok güzel. İnsanları çok iyi diyorum. Yani daha ne diyebileyim? Ne diyeyim de hani geçeyim taşını toprağını mı yalayayım öpeyim? Yok yani ama hakikaten ben diyorum ki ben olumsuz bir şey yaşamadım. Yaşamadığım olumsuzluğu da hani burada olmuş gibi de anlatamam. Nasıl anlatayım? O yüzden lütfen rica ediyorum tekrardan hani eleştirin, tavsiye verin, yanlış söylediğim bir şey varsa düzeltin, ben de düzelteyim onu. Ama kalkıp da hani şey yapmayalım, rica ediyorum hani nasıl anlatayım yani ya işte sen bizi kötülüyorsun da sen şu nerede kötüledim, hangi videomda kötüledim? Bana bunu gösterin. Ya işte videonun şu sahnesinde şurada Azerbaycan'ın kötü. Ben siyasi kanal değilim. Söylüyorum bakın bu kanal siyasi bir kanal değil. Ben de siyasi içerik bulamayacaksınız. Beni de siyasete çekmeyin. Yani yazıyorsunuz TikTok'tan, YouTube'dan, Instagram'dan özelime mesaj atıyorsunuz. Ya işte şunu söyle söyleseydin de bunu böyle söyleseydin. Şunu da şey bileğimden çıkartayım. Bunu böyle yapsaydım. Ya arkadaşım ben ne görüyorsam bu serüvende eşimle beraber geçeceğimiz ve geçtiğimiz farklı ülkelerde ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Bilgilendirmeye çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. İşte beraber yaşıyoruz ya her şeyi. Yani
Ben sizlerle yaşıyorum, sizlerle öğreniyorum. Gerçekten bakın, ben bu Ganimetler Parkı'na geldim. Bundan önce de birçok yere gittim. Daha önce gidip orayı keşfedip, aa dur işte ben burada video çekeyim demiyorum. Vallahi demiyorum. Çıkıyorum, sizle beraber gidiyorum. Bilmiyorsam da o bilgisizliğimle gidiyorum. Anı beraber yaşıyoruz. Hakikaten anı hep beraber yaşıyoruz. Ve yaşayacağız da. Yani hatalarım olabilir. Düzeltin. Siz altına yazın. Biliyorsunuz ki ben yorumların hepsine cevap veriyorum YouTube'da. Veya da Instagram'dan yazdığınız zaman bana cevap veriyorum. TikTok'ta cevap vermiyorum. Veremiyorum. Çünkü neden? Ben TikTok'a dediğim gibi, hani videolarım 2'şer dakikalık, 3'er dakikalık bölümlerini atıyorum. Benim o amacım TikTok'taki izleyici kitlesinden YouTube'a gelip videomu izlemeleri. Tamamını izlesinler, beni YouTube'da eleştirsinler. Amacım o. O yüzden oraya pek cevap veremiyorum işte açıkçası. Ama YouTube'da beni düzenli izleyen, takip eden, yazanlar bilir. Her yoruma da hemen hemen cevap veriyorum, yazıyorum. Ayten de o şekilde. YouTube'daki videolara cevap yazıyoruz, veriyoruz. Anlatmak istediğim bu. Neyse, bugünümüz böyle. Şöyle bir mekana sahibim. Söyleyeyim. Etrafımda. Onu da göstereyim. Çok konuştum galiba ya. Başınız ağrı. Arada da yani böyle bazen ayarlar kaçıyor. Şöyle. Göstereyim sizlere de. Şurası deniz kenarı ama yolun ortasından geçemiyoruz bildiğim kadarıyla. İşte hava bugün çok sisli ya. Hava bugün bayağı sisli yani. Bayağı ne? Bildiğin sisli ya. Şu anda üzerime resmen sis yapışıyor gibi. Şöyle göstereyim. Etrafımız var. Şurada arabada ne satıyorlar bilmiyorum. Kahve mi satıyorlar? Kahve. Ne olduğunu bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Şurası şehir bulvarı. Aa ne güzel. Şurada çocuklar için oynama parkı var. Oyun alanı var. Şimdi sistem gözüküyor mu bilmiyorum şurada. Güzel yani. Şehri güzel yapmışlar. Beğendik. Hoşumuza gitti. Neyse ben bir kahve alayım. Var mı bilmiyorum. Soracağım. Varsa kahve alacağım. Sonra tekrardan açarım kamerayı. Görüşmek üzere. Vallahi çok iyi ya. Ben böyle kahvemi aldım. Çıktım biraz yürüyüş yapayım. Dediğim gibi fazla da uzatmayayım. Kanala abone ol kardeşim. Bak videoları beğen. Bu kadar zahmete katlanıyoruz. Siz de yani. Rica ediyorum. Neyse. Geldik, kapalıydı. Harbi Ganimetleri Parkı. Yarın geleceğim ve yarın sizler için çekiyor olacağım burayı. Buna inanabilirsiniz. Bana güvenebilirsiniz. Bak yarın gelemesem de, biliyorsunuz işlerimiz çıkabilir. Yarın gelemesem de mutlaka ve mutlaka 3. gün, çarşamba günü geleceğim. Hiç rahatsız olmayın. Yarın buradayız. Hem de erken saatte geleceğiz. Havada böyle biraz açmış olur en azından. Şu anda baksanıza. Bina bile gözükmüyor. O kadar çok sis var. Şöyle etrafı göstereyim. Çok aşırı bir sis var. Bu yüzden dolayı fazla etrafı da göstersem hani bir nebze uzağa göremeyeceksiniz gibime geliyor. Bu şekilde. Göstereyim. Ve karşıya geçmeye çalışayım. Nereden geçeceğim ona da bakayım. Buradan geçeceğim. Bir şey göstereceğim ya. Ya şurada şöyle bir bina var. Şimdi size o binayı göstermem lazım. Çok tatlı duruyor ya. Bakın şu binayı görüyor musunuz? Köşedeki binayı. Şöyle. Ama ne kadar güzel duruyor ya. Benim çok hoşuma gitti. Vallahi böyle Azerbaycan bayrakları falan da koymuşlar. Hakikaten çok tatlı duruyor ya. Hem vallahi burada biraz daha kalırsam şehre aşık olacağım ha. Vallahi aşık olacağım ya. Bilmiyorum, ben çok hoşuma gitmeye başladı burası ya. Vallahi bakın ben bu şehre aşık olacağım derken videonun altına yorum yapıp da yok ekonomimiz böyle, maaşlar şöyle, ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. Şehir çok güzel görüntüsü ya. Şöyle vallahi yani
Merkez çok güzel. Ama merkezin, daha önceki videolarda da söyledim, merkezin dışına çıkıp kesebe taraflarına geçtiğiniz zaman orada durum farklılaşıyor. Ama bu merkez ve merkezin etrafı hakikaten çok güzel. Ben çok beğeniyorum ya. Şöyle gösterelim etrafı. Şimdi ben buradan bir yerden karşıya geçeceğim. Heh, şurada karşıya geçiş yeri var. Ondan sonra bir de böyle mesela buradan böyle geçemiyorsunuz. Arabalar durmuyor. Doğaldır, normal. Bir de polis gördüğü zaman da ceza yazıyor. O yüzden şurada yaya yolları var. O yaya yollarına geçeceğim ve oradan karşıya geçeceğim. Bu şekilde. Abi binaya bakın ya, ben size binayı izletim. Hakikaten çok ihtişamlı, güzel ya. Bak bak, binanın şu ortasından içine girişi falan var. Baksanıza bir ya. Güzel değil mi? Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor böyle yerler, böyle yollar. Bakın binanın içi. Bilmiyorum, girsem mi acaba ya? Ulan girsem beni kovarlar mı ya? Aa, içeride görüntü bozuluyor ama. Şu binalarda falan baksanıza. Eski. Ama buralar güzel yani. İsim güzel. Şöyle içeri girsem acaba beni kovarlar mı? Bilmiyoruz. Burada bir böyle düğme var. Basalım bakalım ne olacak. Yok, çalışmıyor. Ama benim buradan geçmem lazım. Şöyle göstereyim size yolu. Gelen arabaları falan. Şöyle. Hop. Geçtim. Vallahi geçtim. Aha, yolun karşısındayım. Aha geçtim. Aha vallahi geçtim. Şu içeri giriliyor mu acaba? Yoksa binaya mı? Şimdi bilmiyorum, burası bir site tarzında mıdır nedir? Bilmiyorum, neyse girmeyeyim. Şimdi girerim. Birader ne işim var burada derler. Özel alana giriyor biliyorsunuz orası. O yüzden hiç girmeyeyim. Ben şimdi yolum neresi? Şuradan geldim karşıya, yaya yolundan karşıya geçtim. Bir 5 kilometre, 6 kilometre kadar yürüyeceğim. Yürüdükten sonra Nerimanova varacağım. Oradan otobüse binip eve gideceğim. Şimdi izleyenler bana diyeceksiniz, kardeş mal mısın? 5-6 kilometre yol yürünür mü? Valla yürünür. Yürümem de lazım. Sağlığım için, kendim için. Ben yürüyorum. Hareket etmiş olurum. Etrafı görmüş oluyorum. İnsanları görmüş oluyorum. Çevreyi tanımış oluyorum. Bu kültüre alışmak zorundayım. Bir süre daha buradayım. Yani o yüzden gezmem lazım. Hani gezerken öyle para falan harcadığım da yok. Kafam rahat. Ben şimdi bazen diye soruyor, sen niye tek geziyorsun? Ayten nerede? Canım arkadaşım, benim dışarıda işim oluyor. Eşimin de ayrı bir işi oluyor. Çocuğa bakıyor, bir şey oluyor, bir yere gitmek zorunda kalıyor. Yani her dakika nasıl birlikte olabiliriz? Bir kere bu kanuna aykırı yani. Böyle geziyoruz. Bakın demin gösterdiğim binayı şu anda yakınındayım. Güzel değil mi yani? Balkonları olsun. Balkonlardaki o demir korkulukların işlemesi, binanın çatısı falan hakikaten çok güzel ya. Güzel yapılmış yani. Şurada da bakın, eski bir fabrika bacası var. Şimdi diyeceğim ki büyük ihtimal bu da Sovyet zamanından kalmış da diyeceğim. Çünkü bana gene kızacaksınız. Yani o zaman da kimin yaptığını bilmiyorum. O dönemi devirde değil. Yapılmış olabilir. Belki. Ama o yanında böyle kocaman lüks bir bina, rezidans falan. Böyle baca var, bir tarihi vardır ya ama kapalı ya. Baksana şu etrafı kapalı. Görecek yani, bakılacak yer olsa gideceğim de. Etraf kapalı. Böyle ya. Geziyoruz ya. Yürüyelim ya, yolumuz çok, daha çok yürüyeceğiz. Hep beraber yürüyelim işte. Ben de size ilginç gördüğüm yerleri çekeyim. Size ihtişamlı bir bina daha göstereyim. Burası da
Ali Mahkeme, herhalde Adalet Sarayı yani Adalet Bakanlığı gibi bir yer. Ne zaman yapılmış bu bina? Azerbaycan Respublikası Ali Mahkeme binası temeli Azerbaycan Respublikası Prezidenti Cenab İlham Aliyev tarafından 8 Ağustos 2006. yıl tarihinde koyulmuş ve 12 Mayıs 2009. yılda çalışmaya başlamış. Sayın İlham Aliyev tarafından yapılmış güzel bina. Vallahi ya ben buraya bakıyorum böyle bu yeni yapılan binalar falan hakikaten çok ihtişamlı ya. La bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum. Hakikaten. Vay be. Yani çok güzel binalar ya. Yani görüntüde lafım kesinlikle yok. Ama bunun Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de hakikaten çalışmış yani. Yapmış. Ben öyle görüyorum ya. Dışarıdan gelen bir insan olarak. Baksanıza. Şekilde. Binalar güzel yani. Şehrin görüntüsü. Yani zamanla tabii ülke geliştikçe, büyüdükçe, ilerledikçe ben eminim ki buranın dışındaki bu size gösterdiğim hayat evlerinin oralarda sökülecektir. Yerlerine yeni binalar yapılacaktır. Zamanla olacaktır bunların hepsi. Ki oluyor da. Geç geç kardeşim, sen çalışıyorsun, geç. Ondan sonra bu şekilde hop geçtik karşıya. Yaya yolunda burada yer veriyorlar da bir tane motosikletli arkadaş vardı. Büyük ihtimalle çalışıyor, paket servis yapıyor, bana yol verecekti. Olur mu ya adam, sen çalışıyorsun, ekmeğinin peşindesin. Benim için senin önceliğin var, sen geç. Şöyle yolları, caddeleri göstereyim. Şehirde yürüyoruz şu anda. Demin biliyorsunuz bulvarın oradaydım. Sisliydi hava biraz, sisler dağılmaya başladı hafiften. Denizin orası daha bir sisliydi, burası biraz daha az. Yavaş yavaş açılıyor. Bu şekilde sizlere de etrafı göstermiş olayım. Güzel. Güzel. Bana kızmayın, bana kızmayın. Takipçilerimiz. Azerbaycanlı takipçilerimiz. İşte Azerbaycan'ın güzel yerlerini gör. Önceki videolarımda bana diyorlar ki Azerbaycan'ın güzel yerlerini göster. Niye işte sen nasıl işte yani böyle daha kasıp burada hani fakirler mi diyelim ya da işte böyle şehitlerde yaşayan yerlerde geziyorsun. Hani diyorlar. Ya arkadaşım ben her yerde geziyorum. Her yerde geziyorum. Ve her yeri size gösteriyorum. Gittiğim her yeri gün be gün size gösteriyorum. Beraber geziyoruz. Bu şekilde. Mesela yurt dışında çalışan Azerbaycanlılar var. İşte teşekkür ediyorlar. İşte sağ olasın. İşte sayende ülkemizi görüyoruz. Sokaklarımızı, yollarımızı görüyoruz falan diyorlar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum izledikleri için, güzel mesajları için. Benim hoşuma gidiyor ya böyle sizler mesaj atınca, yorum yazınca falan. Hakikaten çok hoşuma gidiyor yani. Yani işte videolar az izleniyor. Tamam, az izlenebilir. Sorun değil. Önemli olan o izleyenlerle biz orada sohbet ediyoruz videoların altında, yorumlarda. Güzel işte ya. Güzel bir bağ oluşturuyoruz. Çok izlenmekten bu daha keyifli, emin olabilirsiniz. Yani ben çok izleneyim, YouTube'dan para kazanayım değil. Az izlenelim ama güzel insanlarla izlenelim, güzel sohbetler edelim, benim için daha değerli. Vallahi daha değerli. Çok izlenmenin peşinde değilim. Gezerken de sizlere böyle Azerbaycan'ı gezdiriyorum. Daha önce biliyorsunuz benim bir videom var. Kapakta şey yazıyor. Ben neden YouTube'dayım? Ben orada diyorum. Amacım para değil. Ha gelirse de Allah'a bereket. Şükür. Benim amacım çocuklarıma, yarın bir gün olacak torunlarıma, aileme güzel hatıralar bırakmak, güzel bir şey bırakmak. Hani izlesinler, aa dedem böyleymiş de şöyleymiş desinler. Benim için bu ya. Yani hakikaten ben buna daha çok önem veriyorum. Paradan puldan daha önemli şeyler arkadaşlar. Valla. Biz az izlenelim ama öz izlenelim. Çok izlenip de yani yorumlarda kavga gürültü gideceğini, biz az izlenelim ama güzel sohbetler edelim. Benim için daha önemli.
eve doğru geçeceğim. Yarın sizler için tekrardan Harp Ganimetleri Müzesi'ne geleceğim. Orayı çekeceğim. Birkaç kişi bunu benden istemiş. İstedikleri ise başım üstünedir. Tabii ki de benim bunu yerine getirmem lazım. Söylüyorum. Videoların altına yazın. Nereyi görmek istiyorsunuz? Nereyi gezmek istiyorsunuz? Veyahut da nereyi izlemek istiyorsanız. Eğer çekime izin veriyorlarsa ben oraları çekip sizlere göstereceğim. Onun haricinde birlikte olalım, beraber olalım. Kanala abone olmayan kardeşim, kanala abone ol. Ailemizi büyütelim, dostlarımızı büyütelim. Sizler de bizim bu göç serüvenimize ortak olun. Başka bir şey istemiyoruz ya. Vallahi parayla değil, bedava. Bedava, hepsi bedava. Parasız. Şimdi neredeyim? Biliyorsunuz ben bulvardaydım. Etai tarafı diyorlar. Ganimetler Parkı'nın oradaydım. Şunu da çöpe atayım, elimle gezdiriyorum. Ve buradan yürüyerek Nerimanova doğru gidiyorum. Arada bir 5 kilometrelik bir fark var. Kameram kirlenmiş, şunu bir temizleyeyim. Tamam, çöpümü aldım, kameramı temizledim biraz. Oradan çıktım, şimdi rahmetli Haydar Aliyev prospekti var burada, Haydar Aliyev prospekti. O caddeden doğru böyle yukarı doğru yürüyorum. Şöyle yine etrafında gördüğünüz gibi çok güzel işlenmiş, yapılmış binalar var. Bu sağ tarafın burası üniversite. Güzel Sanatlar Fakültesi, yani bizdeki karşılığı. Burası Güzel Sanatlar Fakültesi olarak geçiyor şu şekilde. Bir üniversite. Bedi Salon, Art Salon. Yani burada da gördüğünüz üzere. Şöyle bir etrafım var. Caddeden doğru yürüyorum. Şöyle göstereyim. Nereye geçeceğim? Buradan otobüs durağına doğru gidiyorum. Nerimanova'da. Diyeceksiniz ki şimdi bir otobüse binmek için bu kadar yürüdüm. Hayır yok, ben kendim yürümek istedim. Bulvarın orada otobüs durağı vardı. Hemen binip aktarma yapıp gideceğim yere gidebilirdim. Ama hani ben yürümek istedim. Biraz da size böyle şehri göstermek istedim. O yüzden bu şekilde şöyle göstereyim etrafı. Güzel bir yol, güzel bir cadde. Böyle sağa solu güzel işlenmiş, yapılmış binalarla dolu. Şöyle etrafa bakın. Göstereyim sizlere. Bu şekilde ben burayı geziyorum. Gezerken de sizlere de buraları gösteriyorum. Böyle yani. Bugünümü böyle geçirdim. Pazartesi bugün günlerden. Ben pazartesi bu şekilde Harp Ganimetleri Müzesi'ne gittim. Giremedim. Çıktım. Sizlerle biraz dertleştim. İşte biraz kanalımız hakkında dedikodu yaptık. Şimdi de bu şekilde evime doğru gidiyorum. Sizlere de yolumu gösteriyorum. Şeye dikkat ediyorum artık. O acemiliği yapmıyorum burada. Hani askeri, polisi, devlet binalarını çekmiyorum. O acemiliği yapmıyorum. Eskiden böyle çekiyordum, hani uyarı alıyordum, çekme falan diye. Şimdi aklım başıma geldi. Artık çekmiyorum o binaları. Yakarında falan kamerayı kapatıyorum. Biliyorum uyaracaklar. Sağ olsun, hani tatlı bir dille, güzel bir dille uyarıyorlar. Allah var yani. Kamerayı kapatıyorum, hatta soruyorlar. İşte burada bir şey istiyor musun, sana yardım edebileceğimiz bir şey var mı diyor polis, uyaran polis. Ya böyle güzel uyarıya ben ne diyeyim abi şimdi ya. Bizde olsa hem uyarırlar hem de üstüne bile döverler yani. ya bizde de çok güzel polisler var vallahi. Yani şey değil, ben makara yapıyorum şimdi. Yani korkumdan değil ama gerçekten makara yapıyorum. Yani ben de sonuçta bir memur çocuğuyum da yani. O yüzden böyle yani. Neyse, fazla da gevezelik etmeyeyim. Sonra biliyorsunuz Türkiye'ye girerken havalimanında kelepçeyi takmasınlar. Sen ne demiştin? Hayırdır? O yüzden konuştuğumuz kelimeleri seçerek konuşuyoruz. Böyle ben size gösteriyorum. Videoyu buradan itibaren izleyenler için şu anda Azerbaycan Bakü'deyim. Burası Haydar Aliyev Prospekti, yani Haydar Aliyev Caddesi. Burası bir nevi
bizim E5 gibi düşünün. Daha böyle şehir iç içe geçmiş hali. Böyle bir yoldayım. Sizlere de etrafı gösteriyorum. Birazdan şuradan alt geçit nerelerden karşıya geçeceğim. Otobüse binip evime gideceğim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Harp ganimetlerinde görüşmek üzere.